Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İtalya Başbakanı, Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getireceğiz. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Yakında 3 ülkeyle görüşeceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi kabul etti. Erdoğan ve Draghi'nin NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO karargahında basına kapalı görüşmesi 45 dakika sürdü. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin iyi geçtiğini belirterek Türkiye, Fransa ve İtalya olarak işbirliği platformunu tekrar işler hale getirmeye karar verdiklerini ve yakında 3 ülkenin bir görüşme yapacağını söyledi. NATO Zirvesi, G7 Liderler Zirvesi ve Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan Başbakan Draghi, NATO ve G7'deki temaslarını İtalyan basınına değerlendirdi. NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştiren Draghi, gazetecilerin bu görüşmenin nasıl geçtiği sorusu üzerine Erdoğan'a görüşmeyi geçti. Yıllar içinde oluşturulan ve sonrasında kesintiye uğrayan işbirliği platformlarından biri de Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki gruptu. Bunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Yakında 3 ülke bir görüşme yapacağız değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya getirilen yaptırımların Rus ekonomisini zayıflattığını dile getiren Draghi, bunun NATO zirvesindeki tüm katılımcıların oy birliğiyle yaptığı bir değerlendirme olduğunu ifade etti. İtalya Başbakanı, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge talebine ise ne NATO'nun ne de Avrupa Birliği'nin dahil edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını da sorulan Draghi, bu temelde bir sözleşme ihlalidir. Bunu mevcut sözleşmelerin ihlali olarak görüyoruz yanıtını verdi. Draghi, toplantılarda Çin'in konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine Çin'e yönelik herhangi bir kınama olmadı. Aksine Pekin'in barış sürecine katkıda bulunacağı ümidi var yanıtını verdi.